Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî alleme bil kalem ve allemel insâne mâlem ya'lem. Vessalâtu vesselâmu alâ eşrefil enbiyâi vel murselîn. Seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hayrul hadîsi kitâbullah ve hayrul hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrül umuri muhtesatuhâ ve küllü muhtesetin bid'a ve küllü bid'atın dalâle ve küllü dalâletin finnâr. Allahümme allimnâ mâ yenfe'unâ ve enfa'nâ bimâ allemtenâ ve zidnâ ilmen nâfi'an ve elhaknâ bissâlihîn. Âmin velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, Muhammed Ali Sabuni'nin Saffetü Tefasir adlı tefsirinden Ahzab suresinin tefsirini yapmaya başlamıştık ve bir önceki dersimizde Latifetün kısmına gelmiştik. Evet, Latifetün ingiyle şayet şöyle denilirse, mel faidetü bi emrillahi, Allah'ın Resulehu peygamberine şöyle emretmesinin faydası nedir? Mel faidetü bi emrillahi Resulehu bit takva, Allah Teala'nın Resulüne takvayı emretmesindeki fayda nedir denilirse, ve huve seyyidül müttakin, halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muttakilerin, yani takva sahibi insanların efendisidir. Bu hususta Allah'ın peygamberine bunu emretmesindeki fayda nedir diye sorulursa, fel cevabı, bunun cevabı şöyledir. Ennehu emrun bis sebati vel istidameti alet takva. Şüphesiz ki bu ennehu emrun bir emirdir. Manası bis sebati, yani takva üzere sabit olma hususunda, vel istidameti ve takva üzere devam etme hususunda bir emirdir. Kegavlihi, aynı şu ayet-i kerimede olduğu gibi, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey inananlar, aminu, iman ediniz, yani iman üzere sabit olunuz anlamındadır. Ey üsbutu sebete, yesbutu, üsbutu emirdir. Üsbutu alel imani, iman üzere sabit olunuz manasındadır. Ve kegavlil müslimi, Müslümanın şu sözünde olduğu gibi, ihtinas sıratal müstakime, bizi dosdoğru yola hidayet eyle, bize dosdoğru yolu göster. Ve huve mühtedin ileyhi, halbuki Müslüman dosdoğru yolda, yol üzeredir. Buna rağmen böyle bir talepte bulunması Allah'tan, ve garaduhu, burada böyle söyleyen Müslümanın amacı, gayesi nedir? Yani sebbitna ale sıratil müstakimi, sırat-ı müstakim üzere bizi sabit eyle. Sebbete yusebbitu, sebbitna, bizi sabit eyle, ale sıratil müstakimi, sırat-ı müstakim üzere sabit eyle anlamındadır. Ev negulu, veya bu soruya şöyle de cevap verebiliriz. El hitabu lir rasuli, burada ayet-i kerimede takva üzere olmayı emretmesi Allah-u Teala'nın peygamberine hitaptır, ama vel muradu ümmetuhu, fakat murad edilen ümmetidir, kastedilen ümmetidir. Yani peygamberin şahsı manevisinde ümmetine Allah-u Teala takvayı ne yapmaktadır? Emretmektedir. Evet, değerli arkadaşlar, ilk 20 ayeti tefsirini bu şekilde tamamladıktan sonra 21. ayetle 35. ayetlerin tefsirine geçeceğiz. 21. ayet şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasenetün. Evet, lekad kâne, andolsun ki, şüphesiz ki, lekum, sizin için vardır. Fî rasûlillâhi, Allah'ın Resulünde, Hazreti Muhammed
sallallahu aleyhi ve sellem de sizin için vardır. Ne vardır? Üsvetün hasenetün, güzel bir örnek vardır. O sizin için en güzel örnek, modeldir. Bu şekilde başlıyor. Ve ila e'addallahu lehum mağfireten ve ecran azima. 35. ayette bu şekilde son buluyor. E'adde, hazırladı demek. Mazi fiil e'adde, yu'iddu, evet, i'dadun, hazırlamak. E'addallahu, Allah lehum, onlar için hazırlamıştır. Ne hazırlamıştır? Mağfireten, bir bağışlama, ve ecran azima, büyük bir ecir, sevap hazırlamıştır ayetiyle 35. ayet bitmektedir. Evet, birinci başlık el-münasebetü, yani bu ayetlerle önceki ayetlerin ilişkisini açıklayacağız. Lemma zekere teala gazvetel ahsabi, ahsap gazvesini Allah Teala zikrettiği zaman önceki ayetlerde, Hendek Savaşı'nı zikrettiği zaman ve mevkifel münafikine, münafıkların durumunu önceki ayetlerde zikrettikten sonra, ki öyle münafıklar ki müzebzebine minha, onlar bir tereddüt içerisindedirler. Bil guudi anil cihadi, cihattan geri duruma ve tasbitil azaim, azimetli olan, yani cihada katılmak isteyen müminleri engelleme konusunda bu durumdayken münafıklar, onların bu durumlarını Allah Teala önceki ayetlerde zikretti. Bu ayetlerde ise, tefsirini yapacağımız ayetlerde ise emeral müminine, müminlere Allah Teala emretti. Fi hadihil ayati, bu ayetlerde neyi emretti? Bil iktidai, uymayı, onu örnek edinmeyi emretti. Bir Resul-ül Kerim'i, o değerli peygamberi örnek edinmeyi emretmiştir. Fi sabrihi, peygamberin sabrında örnek almak ve sebatihi, sebatında onu örnek almak ve tathiyetihi, ve onun her şeyini feda etmesi, Allah'ın uğrunda, Allah'ın dini uğruna her şeyini feda etmesi hususunda onu örnek almayı ve cihadihi, ve cihadı konusunda peygamberi örnek almayı emretmiştir. Sümme ca'el hadisu an zevcati rasulillahi tahirati, sonra ayetlerde peygamberin temiz eşlerinin, eşleriyle ilgili bazı açıklamalar gelmiştir. Ve emerahunne, Allah Teala onlara da emretti. Bil iktida bir Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek almayı onlara da emretmiştir. Hangi konuda? Fî zühdihi, peygamberin züht ve takvası konusunda onu örnek edinmeyi emretmiştir. Ve ademi tatallu'i ila zehratil dünya, dünya süsüne aldanmamayı, ona talip olmamayı emretmiştir. لِأَنَّهُنَّ, çünkü peygamberin eşleri gudvetün, örnektir. لِسَائِرِ نِسَائِ الْمُؤْمِن۪ينَ, müminlerin diğer kadınları için peygamberin eşleri bir örnektirler. Evet, ayetlerin tefsirine başlamadan önce ayetlerde geçen kelimelerin manalarını اَلْلُغَةُ başlığı altında açıklayacağız, inceleyeceğiz. Birinci kelime üsvetün kelimesi, değerli arkadaşlar, üsvetün kelimesi el üsvetü el gudvetü, örnek anlamına gelmektedir. Ve fiha lugatani, ve bu kelime iki şekilde okunabilir. İki lugat vardır. Kesrul hemzeti, hemzenin, baştaki hemzenin kesralı okunması isvetün şeklinde okunabilir. Ve dammuha veya üsvetün şeklinde dammeli olarak okunabilir. Yugalu i'tesa fulanun bi fulanin, evet, i'tesa fulanun bi fulanin denildiği zaman, ey manası ikteda bihi, ona uydu, onu örnek edindi anlamına gelmektedir. Peki nahbehu kelimesi ne manaya geliyor? Ennahbu, ennahbu, ennezru
adak anlamına gelir. Vel ahdu söz anlamına gelmektedir. Adak ve söz manasına geliyor. Yugalu şöyle denilir. Nehabe yenhabu min babi katele nedera. Katele ve nedera babında nehabe yenhabu şeklinde fiilin çekimi yapılır. Ve min babi darabe beka babında Gale Lebid'ün, Lebid şöyle demiştir bir beyitte. Ela teselani el mer'e o kişiye sormaz mısın? Yuhavilu havele yuhavilu çabalamak, gayret etmek. Maza yuhavilu neye ve ne için çabalıyor, gayret ediyor? Enahbun fe yuktada evet yerine getirilmesi gereken bir adak için mi çaba ve gayret sarf ediyor? Em yoksa dalalün ve batilun evet yoksa sapıklık ve boş şey için mi çaba ve gayret sarf ediyor? Şeklinde böyle bir beyit söylemiş Lebit ve yugalu ve denilir ki gada nahbehu manası idâ mâte öldüğü zaman bu şekilde söylenir. Ve abbera bihi anil mevti. Evet bu kelimeyle ölümü ifade etmiştir. Gada nahbehu yani ölümden bahsetmektedir. Li enne külle hayyin çünkü her diri olan, her canlı olan varlık la budde en yemute mutlaka ölecektir, ölümü tadacaktır. Feke ennehu keennehu sanki o nedrun lazimun fi ragabetihi insanın boynunda mutlaka onunla birlikte olan bir adaktır. Bir mutlaka yerine getirilmesi gereken bir husustur. Fi izâ mâte insan öldüğü zaman fekad gadâ nahbehu ey nedrahu yani adağını gerçekleştirmiş olmaktadır. Evet. Sayasihim kelimesi ne manaya geliyor? Husunuhum, onların korunduğu yer. Cem'u saysiye, saysiye kelimesinin çoğuludur. Ve huve ma yutahassanu bihi, kendisiyle korunan şey anlamındadır. Gale şairu, şair bu konuda şöyle söylemiştir. Evet. Feesbahat Es-sîrânu, sevrun çoğulu sîrân kelimesidir. Es-sevru öküz anlamına geliyor. Es-sîrânu öküzler. Fe-esbahat es-sîrânu sar'a öküzler öldü. Öküzler öldü. Ve esbahat nisa-u temîmin ve temim kabilesinin kadınları yeptederne es-sayâsiyâ evet Temim kadınları onların boynuzlarına koşuşuyorlar anlamında böyle bir beyit söylemiştir şair. Evet. Ümetti kunne manası metta'a ümetti'u evet. Ümetti kunne evet burada sizi faydalandırayım anlamında yani burada mut'atü talak yani boşanma bedelini size vererek sizi faydalandırayım anlamındadır. Ve aslul meta kelimesinin aslı ma yutebellagu bihi minezzat. Evet. İnsanın eşyalardan ulaştığı ve elde ettiği şeydir. Ve minhu mutallagati boşanan kadına verilen azıktır. Li'enneha tentefi'u çünkü boşanan kadın o kendisine verilen müt'ayla ondan istifade eder ve onunla geçimini sağlar. Ve tetemette'u bihi onunla istifade eder, onunla faydalanır. Ve üserrihkunne serraha üserrihkunne sizi serbest bırakayım, sizi boşayayım anlamındadır. Utallikukunne anlamındadır.
Tallaga boşadı. Yutalligu boşuyor. Ene utalligu, utallikukunne sizi boşayayım anlamındadır. Ve aslu tesrih fil lugati. Evet, Arapça dilinde tesrih kelimesinin aslı el irsalu göndermek vel itlagu boşamak anlamındadır. Serbest bırakmak manasındadır. Teberrecine, teberrece, yeteberrecu, teberrecine, teberrecetil mer'etü denildiği zaman, teberrecetil mer'etü, azharat zineteha, kadın zinetini ortaya saçtı, zinetini açtı manasında. Ve mehasineha lil ecanibi, yabancı erkeklere güzelliklerini ve zinetini gösterdi anlamına gelmektedir. Ve asluhu mine zuhuri, ve bu kelimenin aslı zuhur, yani bir şeyi ortaya koymak, saçmaktan türemiştir. Ve min husummiye el burcu, burç da bu buradan isimlendirilmiştir. Lisiatihi, genişliği sebebiyle, ve zuhurihi, herkes tarafından görünmesi sebebiyle kuleye bu isim verilmiştir. Burç ismi verilmiştir. Ve karne kelimesine gelince değerli arkadaşlar, ve karne nedir manası? İltezemne buyutekunne min, evet, yani evlerine bağlı kaldı, evlerinde kaldılar anlamındadır. Min kavlihim, şu sözden alınmıştır. Garrartu bil mekani, garrartu bil mekani denildiği zaman ugirru bihi, yani orada karar kılıyorum, orada sabit oluyorum anlamındadır. İza bagite fihi ve lezimtehu, yani orada kaldığın ve orayı terk etmediğin zaman bu şekilde söylenir. Vel kararu, buradaki karar mastardır. Mastardır ve aslu karın kelimesinden türetilmiştir. Evet. İkrarne huzifetir ra, ra'ların bir tanesi hasfedilmiştir, silinmiştir. Ve ulgiyet atılmıştır. Fethaha alama gableha, fethası kendisinden önceki harfe bırakılmıştır. Vestoniye an elfil vaslı, vasıl hemzesinden müstani olunmuş, vasıl hemzesine de gerek duyulmamıştır. Litaharrukul gaf, gaf harfi harekeli olduğu için hemze de atılmıştır. Dolayısıyla bu şekilde vegara şekline gelmiştir. Vegarne şekline dönüşmüştür fiil. Erritsü kelimesine gelince, erritsü fillugati, Arap dilinde erritsü kelimesi el gadiru ve necasetü, pislik ve necaset anlamına gelir. Ve ubbira bihi hune, burada anil athami, günahlar için ifade edilmiş bir kelimedir. Li enne aradal muhterifi lil kabaihi, çirkin işleri yapan kişi ne yapmaktadır? Yetelevvesu biha, o çirkinlikle, o pisliklerle kirlenmektedir. Ve yetedennesu, ve kirlenmektedir. Kema yetelevvesu bedenuhu bin necasati, nasıl pisliklerle, necasetle bedeni kirlendiği gibi o kişi de bu işlediği günahlarla kirlenmektedir. Evet değerli arkadaşlar, yeni bir başlığa geçiyoruz. Sebebün nüzuli, ayetlerin nüzul sebebi, tefsirini yapacağımız ayetlerin nüzul sebebiyle ilgili 3 tane rivayet var. Birinci rivayet şöyle. Ahrece İbn-i Cerir-i Taberi, İbn-i Cerir-i Taberi'yi tahric etmiştir. An Enes İbni Malik'in, Enes bin Malik'ten rivayet etmiştir. Gale, Enes bin Malik şöyle demiştir. Gâbe ammi, amcam kayıp oldu, görünmedi. Enes İbni Nadır, Enes İbni Nadır görünmedi. An Gıtali
Yevmi Bedir, Bedir günündeki gazveye katılmadı. Fekale ve dedi ki, Gıptu an evveli gıtalin ma Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygamberle birlikte ilk gazveye katılmadım. Le'in eşhedeni Allahu gıtalen, şayet Allah Teala bana başka bir savaşı gösterirse, nasip ederse, le yürüyenne Allahu ma esnau, Allah Teala mutlaka benim ne yapacağımı görecektir şeklinde söyledi. Felemma kâne yevme Uhud, Uhud günü olduğu zaman, felemma kâne yevme Uhud'in, Uhud günü olduğunda, inkeşfel müslimune, Müslümanlar ilk etapta ne yaptılar? İnhezemu, hezimete uğradılar. Fegale dedi ki, Allahümme inni ebrau ileyke mimma feale haulâi. Onların yaptıklarından ya Rabbi ben beriyim dedi. Ben onlardan uzağım dedi. Yani el müşrikin, müşrikleri kastederek ben o müşriklerin yaptığı o davranışlardan uzağım, beriyim dedi. Ve a'tezuru ileyke, ben özür beyan ediyorum, sana özür diliyorum dedi. Mimma sana haulâi, onların yaptıklarından dolayı özür diliyorum dedi. Yani el müslimine, yani Müslümanlara yapmış olduklarından dolayı özür diliyorum. Sümme meşa bi seyfihi, sonra kılıcıyla yürüdü. Felakiyehu Sa'd ibn Muaz, Sa'd ibn Muaz onunla karşılaştı. Fegale dedi ki, ey Sa'd, Sa'd, vallahi inni le ecidu rihal cenneti dune ehadin, ben hiçbir kimse olmadan cennetin kokusunu buluyorum dedi. Sümme gatele, sonra savaştı. Hatta gutile ve öldürüldü. Savaşta şehit oldu. Fegale Sa'd, Sa'd dedi ki, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, mestatatu en esne amma sana, onun yaptığını ben yapamadım dedi Sa'd. Gale Enes İbni Malik'in, Enes bin Malik şöyle demiştir. Fevecednahu beynel katla, biz onu, yani amcamı bulduk, öldürülen, şehit edilenler arasında bulduk. Ve bihi, ve o amcamın, bid'un ve semanune cerahaten beyne darbeti, darbetin bir seyfin, evet, yaklaşık olarak 80 küsür kılıç yarası bedeninde mevcuttu demiştir. Evet, ev tanetin bir rumhin veya bir mızrak yarası, mızrak izi mevcuttur. Ev ramyetün bir sehmin veya bir ok izi bedeninde mevcuttu. Fema arafnahu hatta caet uhtuhu, biz onu ilk etapta bilemedik, tanıyamadık ve kız kardeşi geldi. Hatta caet uhtuhu, onun kız kardeşi geldi. Fearafathu bi benanihi, parmak izlerinden onu tanıdı, bildi. Yani buradaki benandan kasıt ruusul esabi', parmak başlarından onu tanıdı, bildi. Gale Enes'ün, Enes dedi ki, fekunna netehaddesu, biz şu şekilde konuşuyorduk, şöyle bahsediyorduk. Enne hâzihil âyete, muhakkak ki bu ayet, minel mü'minine ricalun, müminlerden öyle insanlar vardır ki, öyle adamlar vardır ki, sadakû mâ ahadullâhe aleyhi, Allah'a verdikleri sözde durmuşlardır. Feminhum men gadâ nahbehu, onlardan bir kısmı vardır ki adaklarını yerine getirmişlerdir, sözlerini tutmuşlardır. Ve minhum men yentazır, onlardan bir kısmı da beklemektedirler. Allah'a verdikleri sözleri yerine getirmek için bir beklenti içerisindedirler. Nezelet fihi ve fi ashabihi, işte bu ayet-i kerime
onun ve onun ashabı hakkında nazil olmuştur. Evet, ikinci rivayette şöyle ve Rava el-İmam Ahmed'ül İmam Ahmed rivayet etmiştir. An Cabir'in radıyallahu anhu kale Cabir'den rivayet etmiştir. Allah ondan razı olsun. Akbele Ebu Bekir'in radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun Ebu Bekir geldi. Yeste'zünü Resulallah'ı peygamberden izin isteyerek geldi. Vennâsu bibâbihi cülûsün ve insanlar peygamberin kapısında oturmaktaydılar. Felem yu'zen lehu Hazreti Ebu Bekir'e izin verilmedi. Sümme akbele Umeru radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun. Sonra Ömer geldi. Feste'zene ve o da izin istedi. Felem yu'zen lehu ona da izin verilmedi. Sümme uzine li Ebi Bekrin ve Umer daha sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e izin verildi. Fedehala ve içeri girdiler. Ve nebiyyü calisün peygamber oturuyordu, içeride oturuyordu. Ve havlehu nisauhu etrafında da hanımları mevcuttu. Ve huve sakitün ve peygamber susmuştu, hiçbir şey konuşmuyordu. Fekale Umeru, Hazreti Ömer dedi ki, Le'ükellimennen nebiyye peygamberle konuşacağım. Le'allehu yedhaku yani peygambere bir şey söyleyeyim ki umulur ki o biraz tebessüm eder, güler dedi. Fekale şöyle dedi Hazreti Ömer. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, levraayte ibnete Zeyd'in, Zeyd'in kızını bir görsen, yani hanımını kastederek Zeyd'in kızını bir görseydin, İmrate Umar'a, yani Hazreti Ömer'in hanımı, kendi hanımını kastederek böyle dedi peygambere. Se'eletni ennefakate anifen, biraz önce benden dünya malı mülkü istedi. Vece'tu unukaha neredeyse boynunu vuracaktım dedi. Fedahiken nebiyyü bu sözün üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm edip güldü. Hatta bedet nevacizuhu azı dişleri görününceye kadar peygamber tebessüm edip güldü. Ve Gale dedi ki hunne havli yes'elneni ennefakate işte bunlar benim eşlerim. Onlar da benden nafaka istiyorlar. Dünya malı mülkü istiyorlar dedi. Fekame Ebu Bekir'in ila Ayşe'te ve Hazreti Ebu Bekir kızı Ayşe'ye doğru yöneldi. Liyadribaha ona vurmak, onu dövmek için. Ve Gâme Umeru ila Hafsa'ta Hazreti Ömer de kızı Hafsa'ya doğru kalktı. Kilahuma yegulani her ikisi de şöyle diyorlardı Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer. Teselani Resulallahi sizler peygamberden istiyor musunuz? Maleyse indehu onda olmayan şeyleri mi istiyorsunuz? Dediler. Fenehahuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz o ikisini nehyetti. Fegulne Peygamberimizin eşleri de şöyle dediler. Vallahi la nes'elu Resulallahi ba'de hada bundan sonra peygamberden asla hiçbir şey istemeyeceğiz. El meclise maleyse indehu onda olmayan bir şeyi peygamberden istemeyeceğiz dediler. Ve enzelallahu ayetel hıyar ve bu olayın üzerine Allah Teala muhayyerlik ayetini indirdi. Ayeti kerime şöyle. Ya eyyühennebiyyü ey peygamber gulli ezvacike eşlerine de ki in kuntunne turidnel hayate dünya eğer dünya hayatını istiyorsanız ve zineteha dünya süsünü istiyorsanız fetealeyne geliniz ümmetikunne size mütanızı vereyim ve üserrihkunne serahen cemila sizi güzel bir şekilde serbest bırakayım, boşayayım ayeti kerimesi inmiştir. Febede'e bi Ayşete radıyallahu anha fekale leha önce Hazreti Ayşe'ye dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inni ezkuru leke emran ben sana bir şeyi zikrediyorum. Ma uhibbu en taceli fihi o konuda acele etmemeni istiyorum.
Hatta testemiri ebeveyke, o konuda babanla istişare et, babana danış, babana annene danış. Galet, Hazreti Ayşe şöyle dedi: ve ma huve ya Resulallah, nedir o babama anneme danışacağım şey ey Allah'ın Resulü dedi. Fetela aleyhel ayete ve bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimeyi Hazreti Ayşe'ye okudu. Fekalet, Hazreti Ayşe dedi ki: efike estemiru ebeveyye, senin hususunda, senin hakkında anne babama mı danışacağım ey Allah'ın Resulü dedi. Bel ehtarullâhe ve Resûlehu, ben bilakis Allah'ı ve Resulünü tercih ediyorum, seçiyorum. Ve daral ahirete, ahiret yurdunu seçiyorum dedi. Ve es'elüke ellâ tezkura limra'atin min nisaike mehtartahu, senden şunu diliyorum, istiyorum ki benim seçtiğimi diğer hanımlarına zikretme, söyleme. Fegale, bunun üzerine Peygamber şöyle buyurdu: İnnallâhe lem yeb'asni muannifen, Allah Teala beni böyle katı bir peygamber olarak göndermedi. Velakin be'aseni muallimen ve müyessiren, beni kolaylaştırıcı ve bir öğretmen olarak gönderdi. La teselni imra'atun minhunne illa ahbartuha. Eğer eşlerimden biri bana sorarsa mutlaka ben ona haber veririm dedi. Evet, böylece ikinci rivayeti de bu şekilde açıklamış olduk değerli arkadaşlar. Üçüncü rivayette şöyle: An Ümmü Selemete radıyallahu anha, Ümmü Seleme Allah ondan razı olsun, ondan rivayet ediliyor. Enneha galet linnebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygambere şöyle dedi: Ya Nebiyallah, ey Allah'ın peygamberi, mali esma'u er-ricale yuzkerune fil Kur'an. Evet, ben Kur'an-ı Kerim'de erkeklerin zikredildiğini işitiyorum. Ve nisa la yuzkerne, kadınların zikredilmediğini işitiyorum. Ve bunun üzerine fe enzelallahu teala, Allah Teala şu ayeti kerimeyi indirmiştir: İnnel müslimine vel müslimati, Müslüman erkekler, Müslüman bayanlar, vel müminine vel müminati, mümin erkekler ve mümin bayanlar diye başlayan ayet-i kerimeyi bu olayın üzerine Allah Teala indirmiştir. Evet, Sübhaneke Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etûb ileyk ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi Teala el Fatiha.